Biz bu toplantıyı organizasyon komitesindeki değerli arkadaşlarımız, belediye başkanlarımız ile birlikte yapmaktayız. Bugünkü bu toplantıda bu sene ikincisini yapacağımız festivalle ilgili size ön bilgileri vermeye çalışacağız arkadaşlarımızla beraber. Bildiğiniz gibi geçen sene birincisini yapmıştık. Gaziantep Fıstık Festivali, Gaziantep Fıstık Kültür ve Sanat Festivali diye. Fakat fıstığın bazı şehirler tarafından, bazı bölgeler tarafından sahiplenilmesi üzerine biz bu sene Fıstık Festivali adını Antep Fıstığı Festivali olarak değiştirmiş bulunuyoruz. Genel adı 2. Uluslararası Antep Fıstığı Kültür ve Sanat Festivali olarak değiştirilmiştir. Bu sene tarih olarak 9 ila 11 Eylül'ü belirlemiş bulunuyoruz. Bildiğiniz gibi 13 Eylül'de mübarek Ramazan ayı başlamaktadır. Ramazan'dan önce bu etkinliğimizi yapacağız. Yine organizasyon komitemizin şu andaki ön tespitlerine göre önümüzdeki sene Fıstık Festivali'ni Ramazan bayramının hemen akabinde yapmayı planlamaktayız. Aslında geçtiğimiz sene 17 Eylül'dü ancak bu sene bir hafta öne alma durumunda kaldık. Festivalimizin başlangıcı 9 Eylül Pazar günü olacaktır. Saat 10.30'da en iyi fıstık yarışması ve en iyi yemek yarışmasıyla festivale başlamış olacağız. Bu sene Fıstık Festivali'nin tüm etkinliklerini Demokrasi Meydanı'nda yapmayı planlıyoruz. Hem yarışmaların hem sanat faaliyetlerinin Demokrasi Meydanı'nda açık alanda ve ayak düzeninde olması kararlaştırılmış bulunmaktadır. Aynı gün saat 11'de çocuk etkinlikleri, 14'te fotoğraf sergileri olacak. Bunların yeri Büyükşehir Belediyesi tiyatro salonu olacaktır. Saat 14'te halk dansları gösterileri, 15'te Gürcistan Halk Dansları topluluğu, 18'de yerel sanatçımız, yöresel sanatçımız Mehmet Yakar'ın konseriyle devam edeceğiz. Saat 19'da Bülent Serttaş konseri, lazer, havai fişek gösterileri bulunacaktır. Bunun da yeri Demokrasi Meydanı olacaktır. Saat 20.30'da Fatih Erkoç, Hakan Aysel, Demet Tuncer tarafından Söylenesiz Şarkılar isimli bir konser verilecektir. Görüldüğü gibi ilk gün oldukça yoğun bir kültürel faaliyetimiz bulunmaktadır. 10 Eylül Pazartesi günü festivalin açılış törenini yapacağız. Saat 10.30'da yine Demokrasi Meydanı'nda açış konuşması, İstiklal Marşı, Atatürk Anıtı'na çelenk konulması ve daha sonra da festival meşalesinin yakılması gündeme gelecektir. Geçen sene olduğu gibi bu sene de yine bir kortej düzenlemeyi düşünüyoruz. Bu kortej esnasında da Ağırkapı Büyük Roman Orkestrası eşlik edecek. Gürcistan Halk Dansları ekibi, Halep Halk Dansları ekibi, Bursa Büyükşehir Belediyesi Halk Dansları topluluğu, Gaziantep Halk Oyunları ekibi, animatörler, şov, ateşbaz, uzun bacak, bisiklet şov, reklam adam gibi pek çok etkinliğimizde kortej sırasında izlenebilecektir. O gün saat 13'te Mehter ve Caz konserimiz olacak. Yer olarak da tarihi bir mekan olan Şırahanlı seçmiş bulunuyoruz. Aynı gün çocuk etkinlikleri saat 14'te Gürcistan Halk Dansları topluluğu, saat 15.30'da Halep Halk Dansları topluluğu, saat 15'te Profesör Doktor İlber Ortaylı'nın bir söyleşisi bulunacaktır. Aynı şekilde söyleşiler, tiyatro oyunları da o gün etkinlikler arasında bulunmaktadır. Saat 19.30'da farklı bir etkinlik yapmayı organizasyon komitemiz uygun görmüştür. Bu da
Viyana Sebze Orkestrası. Yani patlıcan, fasulye, domates şeklindeki şekline bürünmüş sanatçılar tarafından bir konser verilecektir. Bölgemizde ilk defa böyle bir kültürel faaliyet bulunacaktır. Gala konseri saat 20.30'da Muazzez Ersoy İzzet Yıldız Han tarafından verilecek. Yer yine Demokrasi Meydanı'dır. 11 Eylül Salı günü çocuk etkinliklerimiz olacak. Kardeş şehir gösterileri olacak. Ve yöresel sanatçıların gösterileri olacak. Bu programla bağlantılı olarak ertesi günde, yani Ramazan'ın bir gün evveli Gazki tesislerinde Ramazan'ı karşılama konserimizde Fıstık Festivali ile bağlantılı olarak yapılması planlanmaktadır. Ancak daha şu anda onunla ilgili net bilgi verme durumunda değiliz. Her sene olduğu gibi bu sene de biz bu etkinliği Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde ama Gaziantep'teki sorumlu olan bütün kuruluşların katılımlarıyla, şu anda gördüğünüz gibi Şahin Bey Belediye Başkanımız, Şehit Kamil Belediye Başkan Vekilimiz, Ticaret Odası Genel Sekreterimiz, üniversitemiz, belediyemiz yetkilileri, Güneydoğu birlikleri, turizm müdürlüğü, yani bu konuda sorumluluk taşıyan herkes bu festival organizasyonunda görev almış bulunmaktadır. Özellikle bu sene adının ikinci uluslararası Antep Fıstığı Festivali olarak değiştirilmiş olmasında son derece önemsiyoruz. Arkadaşlarımızın da eğer bu konuda söyleyecekleri yoksa ben basın toplantısının ikinci bölümüne devam etmek istiyorum. Evet Ömer Bey. Var mı hocam? Belki hocam yok. Belki. İsterseniz şöyle yapalım. Festivalle ilgili arkadaşlarımızın soracakları varsa bölüm bölüm devam edelim. Çünkü ikinci bölümde de Gaziantep ilgilenen birkaç önemli konuya değinmek istiyorum. Sayın Başkan, geçen yıl festival ilk düzenlendiği sırada özellikle Antep Fıstığı'nın tanıtım açısından bu festival düzenlendiğinde şeklinde bir açıklamamız vardı. Peki bir değerlendirme yaptınız mı? Bu geçen bir yıl sürede bir faydası oldu mu Antep Fıstığı'na üretici açısından? Şimdi şunu bir kere önce söylemek lazım ki geçen sene ilkini yaptığımız festivalde mutlaka bir takım eksiklikler olmuştur. Ama böyle bir şeye başlamış olmak çok önemlidir. Bugün 5.000, 10.000 nüfuslu yerlerde dahi festival yapılırken Gaziantep'li 1 milyonu aşkın bir şehirde bunun yapılmamış olmasını bir eksiklik olarak gördük. Arkadaşlarımızla el ele vererek bu eksikliği giderme yolunda epey bir mesafe kat ettik.